gençler. Nerede kaldınız? Sizde kalmadık Zafer. Sana ne? Hayır yok yani. Misafir bekliyorlar. Misafir kim? Senin misafirin olduğunu söyleyen bir hanım var reis. Nasıl bir hanım? Alımlı bir hanım Yaşar reis. Aa, o zaman bize müsaade reis. Bir dur. Kimmiş, neyin nesiymiş bu alımlı hanım? Reis, sende bir alacağı varmış. Hakikaten bize müsaade. Alacaklı hanımlar gelmiş madem. Benden alacaklı bir hanım yok Yaşar. Ya nerede bu kadın? Ne alacakmış? Delirtme adam Zafer. Aşağı aldım ya siz. Hangi aşağı? Abi sen niye her önüne geleni aşağı alıyorsun? Özel görüşmek istiyorum dedim. Ama merak etmeyin. Telefonunu da bıraktı, silahını da. Silahını? Ha sen bir de kadına üst araması mı yaptın? Yok sağ olsun. O kendi çıkardı, teslim etti. Tek başına mı geldi bu kadın? Tek. Hızır'la beraber indi. Zafer sen Hızır'ları karıştırmış olmayasın. Hızır Ali'ye gelmiştir. Yine de her türlü bize müsaade reis, bırak gidelim ya. Ulan hiç merak da mı etmiyorsunuz arkadaş ya? Ya merak etmesine ediyorum da reis. Şimdi Meryem yengeyle bir muhabbetimiz oldu. Yarın öbür gün anlatırım sofrada bak. Yürü. Telefonları vermeyecek misiniz? Alımlı dedim ya. Dördü birden koştu. Polis olsa kabze daha yıldız olurdum. Oturun. Buyurun. Ben Yaşar. Kimsesiz Yaşar her halükarda. Tanıyorum hepinizi. Merhabalar. Hızır Ali, biz arkadaşını tanıyor muyuz? Benim arkadaşım değil amca. Ha, peki. Kimin arkadaşısınız ve buraya ne için geldiniz? İlyas Bey, kimsenin arkadaşı değilim. Bir alacağımız vardı, onu istemeye geldim. Reis hanımefendi tahsilata gelmiş. Bu çek senet tahsilatı biz görmeyeli gerçekten bayağı bir değişmiş. Bizim kimseye bir borcumuz yok, kimseden bir alacağımız da yok. İsminiz her neydiyse henüz bilmiyorum. İsmimin bir önemi yok. Bu sabah bize ait bir tır almışsınız. Zannediyorum ki yanlışlıkla aldınız. Çünkü Yaşar Bey, izlediğimiz kayıtlara göre mekanı pudra hakkını zannetmiş. Değil miymiş? Önemsiz. İsmi önemsiz. Doğrudur arkadaşlar, bir tır aldılar. İçinde toz olan. Toz değil, ilaç. Çekmedik de yutmadık da biz nereden bilelim? Bu size ait olan tırın sahibi. Yani sizi buraya yollayan arkadaş. Adam ya da her neyse. Niye siz yolladı da kendisi gelmedi? Yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmam için beni gönderdi. Tır neredeyse
biz alalım. Abim bir soru sordu. Şimdi biz nereden bilelim o tırın sahibi Hakkı mı değil mi? Değil mi? Şimdi bizim düşmanımız Hakkı. Şimdi biri bizim yanımıza buraya bir kadın gönderiyor diye biz ha tamam o zaman o mallar Hakkı'nın değil deyip size teslim mi ediyoruz yani? Yani teslim etmiyor musunuz? Etmiyoruz. Malın sahibi buraya geliyor. Kendisini tanıtıyor. Tırın içinde ne olduğunu, nereye gittiğini söylüyor. Bu tırın Hakkı'yla bir ilgisi olup olmadığına dair bizi ikna ediyor. Biz de kendisine ne istiyorsak onu veriyoruz. Hanımefendi. En azından bize patronunuzun kim olduğunu söyleyin. Belli ki buraya gelmek istemiyor. Biz irtibata geçelim. Sorunu kendi aramızda çözeriz. Üstümün ismini vermeye yetkim yok. Üstüm derken? Siz hangi sektördensiniz hanımefendi? Belli ki bir tır ilacın peşine böyle sizin gibi reprezent biri düşmez. Benim için konu bitti. Özel bir birliğin gizli aracına el koydunuz. Bu görüşmeyi olduğu gibi aktaracağıma emin olabilirsiniz. Şimdi bu birlik dediğin resmi bir birlik olmadığına göre gayri resmi üstlerine şunu da söyle. Benden bir şey almak istiyorlarsa kendileri gelecekler. Canım. Buna benim canım da dahil. Tabii ki. Aktaracağım. Hızır Ali. Sana zahmet arkadaşını uğurla. Bir de mümkünse kameralardan resmini teyzeme gönder. Belki kimlik tespiti yapılır. Tamam kuzen. Arkadaşlar, size tehlikeyi şöyle tarif edeyim. Bana kimsesiz derler ya. Bunların ismi bile yok. Reis, sana bu adresi veren belli ki bizi yaktı. Ben mi dedim gidin adamların tırını alın götürün diye? Size o adresin nereye ait olduğunu öğrenin dedim ben. Abi tamam da gördüğün gibi biz depoya gittik bunu öğrenemedik. Oradan bir tırı aldık buraya getirdik geri istemeye yanımıza kadar geldiler biz gene öğrenemedik. Belli ki bize bunu öğretecekler İlyas dostum. Ama az önceki gibi güzellikle olmayacak zannediyorum. Hayırlısı, hayırlısı.